Merhaba arkadaşlar. Bu karavanın ilk halini göstereceğim. Şu an videonun yan tarafına ya da üst tarafına bir yerlerine koyacağım. Çok şaşıracaksınız. Bize geldiğinde banyodan su kaçıyordu. Banyo çok kötüydü. Alt taraf çürümüştü. Üst tarafta çok fazla delik vardı arkadaşlar. Maalesef baya bir yanlış uygulama vardı. Yalıtım yoktu. Bazı şeyler kötüydü. Proje kötüydü. Ya hatırladığım şeyler bunlar. Baya bir şey değişti. Üst duvar, yan duvarlar hariç her şeyi soyduk arkadaşlar. Her şey soyuldu. Banyo komple fiber. Kabinle değişti. Bu arada hanımefendi mi düşündü, sen mi düşündün bilmiyorum ama ayna detayı çok güzel olmuş. Antrasit gri ve cam kombinasyonu. Alüminyum çıtalar, krom renk, gri, beyaz. Bu renk uyumu çok hoşuma gitti açıkçası. Banyomuzu da şöyle gösterelim. Arkadaşlar buralar fiber. Buralar conta. Buralar fiber. Buralar fiber. Buralar fiber. Fiber, fiber, fiber. Yani burada suyla ilgili bir sıkıntı, çok büyük bir arıza çıkmadığı sürece mümkün değil. Bu şekilde bir banyo uygulaması. Şimdi öncelikle karı koca çiftimiz bu ailede bu karavanda tam zamanlı yaşıyor. O yüzden bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Mesela ne? Bu insanların geniş bir oturma alanına ihtiyacı var. Hanımefendinin yemek yaparken geniş bir alana ihtiyacı var. Bakın tezgah normalde biz bu kadar bırakmıyoruz. Ama tam zamanlı yaşayacaklar. İşte klima lazım. Buzdolabını koyacak. Burada bulaşık makinesi lazım. Evyemiz normalden büyük. Bu arada altın rengi çam ve beyazla çok iyi uyum sağlamış. O da çok yakışmış. Onu da belirtmek istiyorum. Tabii ki detaylar falan daha çok olmadı taşınalı. Zamanla zaten adaşım da döşeme işi yapıyor. Bu koltuktan şeyden anlıyor. Artık güzel minderler falan ayarlar, güzel detaylar ekler. Zamanla daha farklı şeyler de olur. Arkadaşlar görüyorsunuz bu mobilyanın tamamı kavak kontroldü. Adaş bizim şunu kapatalım mı? Bizim kompresör çalışıyordu arkadaşlar. İş yerindeyiz şu an. Şöyle çok güzel bir baharatlık dizmişler. Buraya havluluk, işte ekstra bir şeyler asmak için yer yapılmış. Fincanlar tam uymuş. Ben de onu söyledim. Dedim ölçüsünü mü verdiniz? Yani baya şey tam buraya göre durmuş. Burada prizimiz var. Bütün dolaplarımız arkadaşlar şöyle kulplu, basçekli. Burada klima var arkadaşlar. Şimdi adaşım dedi ki şey yapabilir miyiz? 12 volt klima. Ben 12 volt klimanın yetmeyeceğini söyledim arkadaşlar. Hem pahalı hem yetmiyor arkadaşlar. Ama bu 220 ile çalışan küçük bir klima. Bu BTU'su düşük. 3000 BTU olması lazım. Ve bundan dolayı da çektiği amper de çok yüksek değil. Ama 220 de çalışıyor. Dış elektrik alma şansı olan insanlar için, karavancılar için iyi bir fırsat. Ama açıkçası fiyatı da uygun ama test etmedik. Ben 2-3 arabada gördüm. Kısmetse yazın adaşımız test eder bunu. Biz zaten sürekli irtibat içerisindeyiz. Ne olursa her zaman kapımız açık. İlla bir iş için de değil. Çay kahveye de bekleriz. Hanımefendinin bulaşık makinesi isteği vardı. Aldılar. Arkadaşlar Electrolux çok güzel bir marka. Daha sonra senden sonra bir kişi daha istedi. Aynı makineden. Ben de aynısından aldım bu arada kendim için. Yani reklam yapmıyoruz yani benim bir şeyim yok elektrolikte ama küçük bulaşık makinesi çok yok arkadaşlar maalesef. Türkiye'de büyük satılıyor. Yani büyükler hem daha ucuz hem daha fazla. Küçükler hem bulunmuyor hem daha az. Seçeneğiniz var. Güzel kaliteli bir ürün bu da. Antrasit gri tercih ettiler arkadaşlar. Güzel oldu bence yakıştı. Çamur rengi zaten harika. Döndüğümüz zaman şimdi burada şöyle bir ekstra bir aparatla gelmiş bu. Çok kullanışlı böyle şeyler. Niye? Burada bulaşınızı yıkıyorsunuz arkadaşlar. Buraya da bırakabiliyorsunuz. Gerçi makineniz de var ama ekstra şey sağlanıyor. Biz bu arabada cam değişikliği de yaptık arkadaşlar. Bu camlı minibüstü. Son iki camı kapattık. Çünkü tam zamanlı yaşıyorsanız sıcak da sizin probleminiz, soğuk da sizin probleminiz maalesef. O camları da kapattık. Biz Berhimi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani tabii ki yerli ürünler var, daha ucuz olanlar var. Camdan yapılan amortisörlü şeyler var. Bildiğiniz normal tamperli camdan. Biz onları tavsiye etmiyoruz. Biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar.
Memuruz, bir sıkıntı da çıkmıyor. Oraları alikopanla kapladık, üzerlerine cam ekledik. Orayı da siyah boyadık. Ve şu orijinalliğinden de bir şey kaybettirmemeye çalıştık. Klimamız burada. Webasto'muzun yerini değiştirdik arkadaşlar. Şu an siz Webasto ile ısınıyorsunuz. Bir sorun var mı Yok. herhangi? Bir sıkıntı yok. Yalnız bu arkadaşlar yerli ve Çin malıydı, pardon. Bu Çin mallarında termostat olmuyor. Bunda da termostat yoktu. Yok, evet. Ya bu bir açıldı mı Allah ne verdiyse çalışıyor. Ama zaten havanın sıcak olduğu, soğuk olduğu zamanlar belli. O zaman açarsınız. Ona göre düşükte çalıştırınca. Çünkü 5000'lik bu Webasto. Yüksekte çalışırsanız bayağı ısıtır burayı. Dolaplarımız bu şekilde. Burası neydi Adaş? Orası da dolap. Açmayalım her yeri çünkü kişisel eşyalar da olur. Burada arkadaşlar şöyle bir sudan dolayı bir bariyer oluşturuldu ama tezgah, yeterince tezgah var. Yani hem burası tezgah, hem burası tezgah. Burada çok rahat yemek yapılır. Biz yani alkovenli karavanda bile bu kadar tezgah olmuyor, öyle söyleyeyim size. Şu kombinasyon güzel arkadaşlar. Biz ışıkta yukarıları yaklaşık 3200 Kelvin tercih ederken aşağıları da 4000 Kelvin tercih ediyoruz. Yani ya da tersini yapabiliyoruz. Yukarısı beyaz, aşağısı sarı oluyor. Bu tamamen tercihe bağlı. Bu arada bunları takmadık. Bunlar zaten vardı. Bunlar biraz fazla beyaz arkadaşlar. 6000 Kelvin. Bu beyaz ışık biraz göz yorar yani. Çünkü eğer kitap okuyacaksanız filan ayrıdır. Ders çalışacaksanız ayrıdır da. Beyaz ışık dikkat arttırır ama sizi de yorar dinlenme saatlerinde. Döşemeleri adaşım kendisi yap zaten. Döşeme üretiyor. Bu arada istersen telefon numaranı da bırakalım. Karavancılara yardımcı olursun belki. Olabilir. İstanbul neredeydi iş yeriniz? Modoko'dayız. İstanbul Modako'da. Karavancı arkadaşlarım. Biz de yapıyoruz. Ama adaşımın işi bu. Orada gidebilirsiniz hiç çekinmeden. Kendisine gerekiyorsa onu yapar. Arkadaşlar kavak kontura, bombeli dolaplar. Bu alanda bombe şart. Niye şart? Zaten burada yatılıyor, burada uyunuyor, burada yemek yeniyor, burada oturuluyor, burada zaman geçiriyor. Yani buraya kafa vurulmaması lazım. Masanın işçiliğinden de bahsedeyim. Arkadaşlar masa, çam. Yani şunu tutturmak çok zordur arkadaşlar. Şunu tutturmak. Bakın şu an elime gelmiyor bile. Elime, bakın tırnağımla geliyorum. Takılmadı bile. Şurada biraz takılıyor. Şurada biraz ayarlansa burada takılmaz. Bu çok güzel bir işçilik. Yiğidi öldür hakkını yeme derler. Ya gerçekten tebrik ediyorum ustaları. Benim de bir karavanımın masası farklı. Bununla değiştireyim. Baya hoşuma gitti. Bu katlanıyor arkadaşlar. İsterseniz alabiliyorsunuz. Orada bir parça var. O parça buraya ekleniyor. Burası komple yatak oluyor buraya kadar. Hem yatma alanları genişledi, hem oturma alanları genişledi. Ama masanın biraz ağırlığından şikayetçiler. Onu da değiştirebiliriz istiyorlarsa. Farklı bir şey olur. Nasıl uygun geliyorsa. Çünkü arkadaşlar bazı şeyler yaşadıkça ortaya çıkıyor. Yani insan fark edemiyor ilk başta. Ben o yüzden onu şiddetle tavsiye ederim. Yani önce bir deneyin. Bazen hiç karavanda kalmamış insanlar bize geliyor diyor ki ben bunu istiyorum, şunu istiyorum. Tamam güzel istiyorsun da hangi bilgiye dayanarak istiyorsun? Şimdi bu insanlar karavanda yaşıyor. Hatta belli bir zaman yaşadılar, getirdiler karavanlarını, değiştirdiler. Yani böyle tercihler daha sağlıklı geliyor bana. Onun haricinde benim eklemek istediklerim bunlar. Orada 12 volt okuma lambaları var. Mesela tam yatacaklar, oradan kitabını okuyor, bir şeyini yapıyor. En son oradan onu kapatıp uykuya dalabiliyor. Yani bilirsiniz tam uykuya dalacakken kalkıp da lambayı kapatmak insanın ağrına gider böyle. Bu da pratik. Basit detaylar ama kalitenizi arttıran detaylar arkadaşlar. USB'li prizlerimiz var orada. Ekstra USB de vardı sanırım bir yerde. Ha, burada da ekstra USB var. Camlar berhemi demiştik. Bu cam eskiden vardı. Ona biz dokunmadık. Sadece çerçevesini değiştirdik. Buranın arkasına yalıtım geldi. Arka tarafın demirleri görünüyordu. Biz oraları yumoşla kapladık arkadaşlar. Yani demirin görünmesi yatak kısmına yakın yerlerde hoş olmuyor. Böyle detaylara dikkat ettik. Zemin sudan etkilenmeyen malzemeyle kaplandı arkadaşlar. Gene güzel bir renk tercih etmişler. Yani bütünlük sağlanmış. Buradaki renk de çok güzel arkadaşlar. Bu renk de zemine uygun. Böyle küçük detaylar önemli. Karavanın zaten ilk halini görürseniz söylemek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
Güle güle kullansınlar, güle güle kullanın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günleriniz, tecrübeleriniz olsun. Eyvallah, bu karavan teşekkür şey de olur yani, gezilir de. Çünkü buzdolabı 12 volt. Bu arada buzdolabı beyazdı arkadaşlar. Biz ne yaptık? Buzdolabının kapağını da antrasit griye boyayarak bir bütünlük sağlamaya çalıştık. Daha bir güzel oldu. Buraya güneşlik geldi. Göstergelerimiz buraya geldi. Zaten arkadaşlar hemen girişte düğmeye ulaşmak önemli. Hemen kapıdan girince lambayı yakabileceksiniz. Üçlü bir ocak tercih ettik. Yerli bir markanın. Ama güzel. Üçlü. Benim söyleyeceklerim bunlar. Unuttuğumuz bir şey var mı adaşım? Eklemek istediğin. Aküler var. Hatta. Açalım mı? Müsait mi? Açabiliriz. Burada arkadaşlar. Elektrik sistemi burada. Arkadaşlar bazı şeyler zaten var. Biz bunlara bir şey yapmadık değil mi adaş? Yok. Bunlar zaten vardı. İnvertörümüz, akümüz vardı. Belki sigorta eklemişizdir biz. Evet. Çünkü sigorta biraz önemli bir kriter arkadaşlar. Sigorta olması gerekiyor. Biz sigortanın sabitlenmesi gerekiyor. Sigorta hareketli olmaz. Niye? O zaman kendi kendini attırır. MPPT'si var adaşımın. Şeyi var. Bazen isimlerini unutuyorum ya. Şartel 220 çevirici. Çevirici var. İnvertörün yanlış olmasın redresörlüydü senin. Tam sinüs. Tam sinüs redresör. Redresörün ayrıyeten vardı senin. Bagajda büyük redresörüm var. Orada aynen. Sigorta kutumuz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın akü bağlantısı kalın olacak. Bakın görüyor musunuz kablonun kalınlığını? Ya bundan ince olmaz. Bilmiyorum görünüyor mu? Bundan ince olmaz arkadaşlar. Kesinlikle. Buraya açılır bir şey yapamadık arkadaşlar. Böylesi daha mantıklı geldi bize. Çünkü bazen gösterelim mi orayı? Arkadaşlar bakın şu kalınlığın altına düşmeyin. Adaş bu karavan kullanılmıştı zaten. Bakın orada hava menfezimiz de var değil mi adaş? Evet. Arkadaşlar bu oda ısınır. Bu aletler ısınır. Bunların üzerinden akım geçtikçe ısı oluşur. Gerçi biz bayağı boşluklu yapmışız. Güzel yani bu olması. Spirallerden de geçiyor. Bunlar güzel detaylar ama ne olursa olsun hava menfezi konulmak zorunda. Tamam. Bunu unutmuyoruz. Ayrıca klimamız da burada. Bundan dolayı da burada bir ısı transferi olacak. Arkadaşlar bazı kapakların böyle çıkarılır olması daha iyi oluyor. Niye diyeceksiniz? Çalışırken daha geniş çalışıyorsunuz. Öbür türlü kapak açılıyorsan o kapağı çarpmamak için sürekli akrobasi yapıyorsun. Zor oluyor. Benim söylemek istediklerim bunlar. Bundan sonra çekme karavanın seri üretimine geçiyoruz arkadaşlar. Daha az motokaravan alacağız. Yani adaşım son tadilatlardan biri oldun. Bundan sonra hızlı bir şekilde motokaravana girişiyoruz. Çünkü yaklaşık 1,5 yıllık bir proje. Artık emeklerimizin karşılığını görmek istiyoruz. Benlik bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir konuda soracağınız bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Yerimize de bekleriz. İstanbul Sancaktepe'deyiz. Her zaman gelin. Lütfen bazı detaylara dikkat edin. Sonra 2 kere para ödüyorsunuz. İşte MDF'den olduğu zaman başınız ağrıyor arkadaşlar. Elektrik sistemi iyi olmadığı zaman başınız ağrıyor. Bazı ekipmanlar uygun seçilmediği zaman başınız ağrıyor. Ben burada 4 akülü karavan gördüm. Akşamı geçiremiyorum dedi adam bana. Gerçekten de ötüyordu invertörü. Yani 4 aküyle nasıl akşamı bile edemiyor? 4 akünüz var, 4 güneş paneliniz var ama akşam dahi olmuyor. Yetmiyor enerjiniz. Burada büyük bir hata vardır arkadaşlar. İyi malzeme, iyi ekipman her zaman iyi sonuç vermiyor. İyi işçiliğinde önemi var. Benim söylemek istediklerim bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.